Selam millet, ne habersiniz? Bugün kişi zamirlerini inceleyeceğiz. Nesi varmış inceleyecek ben sana biz siz onlar işte demeyin. Bu konu yalnızca ben sana biz siz onlardan ibaret değil. Hatırlarsanız birinci derste bu kişi zamirlerini bir 10 saniye kadar gördük ama hiç üstünde durmadık. Şimdi detaylı göreceğiz. Zamirlerde feminen, maskülen ve çoğul ayrımın neden önemli bunlara değineceğiz. Tabii YouTube'daki milyon tane dersten farklı ne anlatabilirim bilmiyorum. Yanlış mı anlatsam acaba? Neyse başlayalım mı? Le pronom personel yani kişi zamirleri. Bunları neden kullanıyoruz? Hem ismin ya da isim grubunun yerini alsın diye hem de tekrarlamaların önüne geçsin diye kullanıyoruz arkadaşlar. İsim grubu derken neyi kastediyorum? Mesela la jeune étudiante est à l'école. Genç öğrenci okulda derken genç öğrenci bir isim grubu oluyor. Videonun ilerisinde bu cümledeki isim grubunu bir kişi zamiriyle değiştireceğiz. Ama öncesinde zamirlerimizi bir görelim. Tekil zamirlerimiz neler? Birinci tekil şahıs je, ben. Je zamirinden sonra sesli harfle başlayan bir fiil gelirse ses düşmesi oluyor. Je sonundaki ö harfi düşüyor, yerine apostrof koyuyoruz. Mesela j'appelle derken ö'yü telaffuz etmiyorum. İkinci tekil şahıs tu, sen. Arkadaşlar tu zamirinden sonra sesli harfle başlayan bir fiil gelirse normalde ses düşmesi olmuyor. Ama Fransızlar o kadar alışmış ki konuşma dili gibi yazmaya. Tü'nün sonundaki ü'yü düşürüyorlar. Bilmenizde fayda var. Mesela tüe idiot, sen gerizekalısın yerine te idiot şeklinde kullanabilirsiniz. Kimse de yadırgamaz. Aksine aa ne güzel Fransızlar gibi konuşuyorsun der. Üçüncü tekil şahısımız biraz karışık Türkçe'de o. Fransızca'da feminen isimler için el, maskülen isimler için il kullanıyoruz. Tanımsız isimler için ise on kullanıyoruz. Bu on zamirine birazdan geleceğim. Bu üçüncü tekil şahıslardaki fazlalık öğrenmeyi zorlaştırsa da ifadeye zenginlik katıyor. Bunu böyle değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Aksi takdirde sinir bozucu biliyorum. Ayrıca Fransızca'da objelerin de cinsiyeti olduğu için bu il ve el zamirleri objelerin yerlerini de alabilir arkadaşlar. Mesela le tableau est grand derken tableau maskülen bir isim olduğu için il zamiri tablonun yerini alabilir. Il est grand diyebiliriz. Gelelim on zamirine. Bu zamire daha önceki derslerde değinmedim ama çok sık kullanılan bir zamir. Bu nedenle öğrenmemiz gerekiyor. On zamirinin fiil çekimi diğer üçüncü tekil şahıslar gibi arkadaşlar aynı. Ama anlamı tamamen farklı. Günlük konuşmada biz anlamını veriyor cümleye. Ona isi derken et olmak fiilini üçüncü tekil şahıs olarak çektik. İl ve eldeki ile aynı. Ama bu cümledeki anlamı bizi ifade ediyor. Biz buradayız demek ona isi. Ve genellikle biz anlamında kullanılmasına rağmen biri, herkes, hepimiz, hep beraber anlamlarına da geliyor. İleri seviye Fransızcası olan biri siz anlamında da kullanabilir. Benim seviyem yetmez ona. Ayrıca bu on zamirinin il ve elden bir diğer farkı da arkadaşlar sadece insanı temsil edebilir. Bu önemli çünkü Fransızca'da isimler feminen ve maskülendir yani tanımlıdır. Bu nedenle on zamiri nesnelerin yerini alamaz. Sadece insanı temsil edebilir ve sadece özne olarak kullanılır. Peki çoğunlukla biz anlamında kullanılıyor dedik. Madem çoğunlukla biz anlamında kullanılıyorsa neden birinci çoğul şahıs olan bizi kullanmıyoruz on yerine? Aradaki fark ne diye soracak olursanız şöyle cevaplayayım. O tanımsız bir zamirdir. Nous yani biz zamiri ise tanımlıdır. Siz nous zamirini kullandığınızda yani biz, bizim içinde kimler olduğu bellidir. Ali, Ahmet, Ayşe kişileri belirli olduğunda bu gibi durumlarda nu tanımlı biz zamirini kullanabiliriz. Ama cümle içinde kimlerin olduğunun bir önemi yoksa biz, insanlık işte hepimiz gibi kullanıyorsak on şeklinde kullanabiliriz. Ki Fransızlar sıkça bu şekilde kullanıyor. Ben kullanıyor muyum? Hayır. İncilerim mi dökülüyor? Yo. Tabii siz kullanmasanız da Fransızlar çok sık kullandığı için duyduğunuzda anlamanız gerek. Ayrıca klasik örnektir. Şunu da söylemeden geçmeyeyim. Bazı edilgen cümlelerde de on zamir kullanılır. Mesela kapı çalındı dediğimizde cümlenin anlamı aslında biri kapıyı çalıyordur ya hani. Bu nedenle on frappe à la porte diyebiliriz. On zamiri biri yerine geçti bu cümlede. Şimdi çoğul zamirlerimize bir bakalım. Birinci çoğul kişi zamirimiz biz. Nous. Arkadaşlar bu zamiri zaten gördük önceki derslerde ama değinmem gereken bir şey var. Fransızca'da bir ismi çoğul yapmak için sonuna s, çoğul eki geliyor. Fransızca'da biz, siz, onlar zamirlerinin sonundaki s harfi belki de bu nedenle çoğul oldukları içindir. Ya da değildir.
bilemiyorum. Dil bilimci değilim sonuçta. Ama şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Çoğul bir ismi tanımladığımızda tanımımız da çoğul olmak zorunda. Ve biz dişiysek tanımımız da dişi olmak zorunda. Bunu ilk verdiğim örneğin bir benzeriyle açıklayayım. Mesela nous sommes étudiants. Biz öğrenciyiz derken étudiant kelimesinin sonunda s çoğul takısı gelmek zorunda. Ayrıca bu cümlede biz yani nous zamirinin maskülen olduğunu görüyoruz. Eğer feminen olsaydı öğrenci kelimesinin feminen formunu kullanacaktık. Yani nous sommes étudiants olarak belirtecektik. Öğrenci kelimesini ekranda gördüğünüz sırasıyla telaffuz edeceğim şimdi. Maskülen tekil olarak telaffuz ettiğimde étudiant. Maskülen çoğul olarak telaffuz ettiğimde de étudiant. Feminen tekil olarak telaffuz ettiğimde étudiant. Feminen çoğul olarak telaffuz ettiğimde de étudiant. İkinci çoğul şahısımıza geçelim. Siz. Vous. Burada ekstra söyleyeceğim hiçbir şey yok arkadaşlar. Nous için söylediklerim vous için de geçerli. Üçüncü çoğul şahıs. Onlar. Fransızca'da feminen isimler için elle. Yine sonunda s takısı var. Maskülen isimler için il. Yine sonunda s takısı var. Ama üçüncü tekil şahısımızla aynı şekilde telaffuz ediyoruz. Sondaki s telaffuz edilmiyor. Arkadaşlar bu zamirleri kullandığımızda bu zamirleri tanımlayan sıfatların vesairelerini de maskülen ya da feminen çoğul olması gerektiğini söyledim zaten. İleride bunlarla ilgili egzersizler yapacağız. Burada ekleyeceğim tek bir şey var ve bu çok önemli. Eğer bir insan grubundan onlar diye bahsediyorsak bunu cinsiyetine göre söylemek lazım. Okey. Ama ya karışık bir grupsa? Bu durum siz ve biz için de geçerli. Erkek ve kızların karışık olduğu bir gruptan bahsediyor olabiliriz. Bu durumda üstün erkek ırkı bir kez daha varlığını gösteriyor. Üstünlüğünü ortaya koyuyor ve adeta darbe yaparak yönetimi eline geçiriyor. 1000 tane kızın içerisinde bir tane eşcinsel bir kızılcık bebek olsa bile gözde bekar misal tüm dikkatleri üzerine çekerek onlar zamirini maskülen olan ile çeviriyor. Her ne kadar bu durum kadınların feminist damarını hoplatsa da yapacak bir şey yok. Teselli olması açısından şundan da bahsedeyim. Sonu öyle biten ülke isimleri genellikle feminen. Yani Türkiye feminen bir isim. La Turquie bir feminen, bir kadın. Kişi zamirleri bu kadardı arkadaşlar. Şimdi dersin başında verdiğim örneğe tekrar bir bakalım. La jeune étudiante est à l'école. Genç öğrenci okulda. Cümlesinin öznesi veya isim grubu la jeune étudiante dedik. Peki bu cümledeki isim grubunun yerini hangi zamir alabilir? Türkçe'de o zamiri alabilir yani üçüncü tekil şahıs. Ama İngilizce'de de Fransızca'da da birden fazla üçüncü tekil şahıs var. Maskülen, feminen ve tanımsız olmak üzere. Peki biz burada hangisini kullanacağımızı nasıl anlayacağız? Belki İngilizcesi bize ipucu vermeyebilir ama Fransızca'daki ifade zenginliği bize gereken tüm ipuçlarını veriyor. İlk kelimemiz la artikeli, feminen bir artikeldir. Yani birinci ipucumuz bu. Étudiant kelimesinin sonundaki ö harfi ise bir diğer ipucumuz. Eğer öğrencimiz erkek olsaydı le jeune étudiant diyecektik. Bir diğer ipucumuz da jeune olabilirdi. Çünkü jeune bir sıfattır ve ismi niteleyen sıfatlar da ismin cinsiyetini taşırlar. Fakat jeune maskülen formda da feminen formda da aynı şekilde yazılıyor. Dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Eğer sorularınız olursa yorumlarda hepsini cevaplıyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Günlük konuşmalardan oluşan diyalog derslerimiz devam edecek. Takip ederek sürekli yeni cümle kalıpları, kelimeler, fiiller öğrenmeye devam edebilirsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bye.